Anneanne geldim. Gel. Hadi Perilçe'ye gidiyoruz. Taci'cim eğer bir şey olursa bana seslen, tamam mı? Seni duyacağım. Tamam karıcığım. Tamam. Anneanne dedemi niye almıyoruz? Eda'cığım deden şimdi sabah banyo yaptı. E bulutlarda filan üşütmesin değil mi? Anneannen beni sarar sarmalar sihirler de ben gelmeyeyim yine de. O kadar şeyi bu yaşta yüreğim kaldırmıyor. Evet canım. Bak şimdi Betüş de geldi. İçin rahat olsun. Aman bir daha gitmek zorunda kalmasın da. Pakize bir şey mi şey yapar onu sihirler. Kızım kalır 2052'de. Siz de gidip alamazsınız edemezsiniz. Ölürüm kahrımdan yani. Aa, o nasıl laf öyle? Ölürüm ölürüm. Ay olur mu Taci'cim ya? Nasıl laflar ediyorsun sen? Merak etme Betüş'ü bir daha göndermeyiz. Hadi biz gidelim. Hadi. Ay kızıma çok dikkat etmem lazım. Ya 2052'de kalsaydı ben 2012'de ölürdüm vallahi. Yok yok yok. Kurşun da aldı kim bilir nereye gitti. Anneciğim. Canım kızım bir tanem. Ablan seni sihirleyecek gelmeyeceksin sanmıştım. Hiç öyle şey olur mu hayat? Ben sizi o kadar çok seviyorum ki sihirlerin en kötüsünü bile yapardım dönmek için. Cezasına da razı olurdum. Cezası olmazdı. Çünkü herkes için kahramanlığa kalkıştın. Çocuklarını kaybetmemek için her türlü fedakarlığı göze alan bir annenin cezası olmaz. Bir haber yok değil mi? Yok. Yerde yok. Gökte yok. Yok yok. Bekleyip göreceğiz Nineciğim. Bu kuşun bir ömrü var. Pakize bunu öğrendiğinde korkusundan dönecektir. Kafasız. Kaplumbağa yapsaydı bari. Onun 600 yıl yaşayanı var. Ay duydun mu? Dudu bana hayatımın en güzel hediyesini verdi. Evet, evet. Dünyamıza döndüğümüzde sen kaplumbağam oluyorsun. Ay! Hatta Taci'den bile uzun yaşıyorsun. Betüş! Betüş? Efendim anne? Kızım, sen unutulmuş bir sihir nasıl düzeltilir hatırlıyor musun? Ne sihri olduğuna bağlı. Anne, neyin var senin? Üzgün görünüyorsun. Ay ne bileyim işte. Ay ne Taci'yi ne de kendimi düzeltemiyorum. Yani yaptığım sihri de hatırlamıyorum. Ay düşünüyorum, 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 düşünüyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Hiçbir şey. Yani ne yapacağım ben? Şimdi o sihri yaptım. Nasıl olsa ben bozarım diye düşünmüştüm ama hatırlamıyorum ki. Ay. Hatırlamaya çalış. Eminim bir gün aniden hatırlayacaksın. Anne, şatodakiler nerede? Toprak Cem'i çok özledim dedi. Ne zamandır görmüyorum dedi. Babasına söyledi kafeye gittiler. Taci'yi de aldılar götürdüler. Ben de fırsat bu fırsat yalnız kaldım. Öyle herkesin dondurmama gerek kalmadan yaptığım hataları düşünüyorum. İstersen bize gel. Seni böyle üzgün görmeye alışık değilim. Üzüldüm. Ay yok yok gelmeyeceğim ben. Yok vallahi. Ah bak. İyiyim. Ay birden kendime geldim. Ay şu sihirler ne işe yarıyor ya. Ay çok iyiyim. Sen şimdi kocanla, ailenle otur bir güzel yemeğini ye. Oh ne kadar güzel çocuklarınla birlikte. Tamam mı canım? Ben gelmiyorum. Tamam. Hadi canım öptüm seni. Hadi canım bay. Hadi bay bay. Geceler Dudu. Sihirli geceler Periçe. Yalnız mısın? Ne manada? Yani şatoda yalnız mısın? Şatoda yalnızım. Ömrümde yalnızım. Her yerde yalnızım. Yalnızım. Bu sonsuz ömrümde yalnızım.
Herkes kafede. Herkesin bir ailesi var, çoluğu var, çocuğu var, kocası var. Benim ne sarılarak uyuyacağım bir kocam var, ne de başına omzuna yaslayıp dertleşeceğim bir arkadaşım. En fenası da bunların hepsinden ben sorumluyum. Yemek yedin mi? Alperiyim ben. Yesem ne olur, yemesem ne olur. Açlıktan ölmem ki. Elbette. Ama bir dostla sofraya oturmanın keyfi de başkadır, öyle değil mi? Aç olsan da olmasan da. Bak ne diyeceğim. Hazırlan, benim şatoma gel. Yüzyıllardır yapmadığımız bir şeyi yapalım. Birlikte yemek yiyelim seninle ha? Sen ve ben. Neden olmasın? Tıpkı gençliğimizde yaptığımız gibi. Hem peri nine de yok bu akşam. Dolunay'da. Ben de şatoda yalnızım. Birbirimize arkadaşlık ederiz. İyi. İyi, o zaman geleyim. Ne zaman geleyim? Yarım saat sonra gel. Sana özel bir şeyler hazırlamak istiyorum. Tamam, gelirim. Yavuz'a da söylerim, ben bir arkadaşıma gidiyorum falan derim. Öyle gelirim. De, yok. Yok yok diyemem ona. Şimdi benim bir arkadaşım yok. Yavuz da buna inanmaz şimdi ben arkadaşıma gidiyorum desem. En iyisi ben 12'den sonra geleyim. Ona da yalan söyleyemem şimdi. Davetiniz için çok teşekkür ederim Periciğim. Asıl ben kabul ettiğin için teşekkür ederim. Tamam, 12'de gel. Yeni günü birlikte karşılayalım. Yavaş ol, gel. Hadi. Hop hop hop, dur. Aferin sana. Gel biraz burada. Bağlıyorum seni. Ay Toprak, anneannen nerede ki? Hep bizi beklerdi. Bilmem. Anneannen nerede kızım? Uyudu mu acaba? Bilmem. Bilmem. Aferin sana. Otur, otur. Ah, şş, bak. Burada uyuyormuş. Sessiz ol. Şş. Ya baba hayır, uyandırmamız lazım. Anneannem burada uyumaz ki. Hem boynu falan ağrır, uyandıralım. Kızım baksana ne kadar güzel, derin derin uyuyor. Şimdi ben onun üzerine güzel bir battaniye getiririm. Hemen başının altına da bir yastık koyarız, böyle rahat rahat uyumaya devam eder. Hiç kaldırma. Toprak, şu fısıldayarak konuşan babana söyle. Beni uyandırın. Ben güya odama gideyim. Güya? Güya da niyeymiş? Periliçe beni şatosuna oturmaya davet etti. Gelin de herkes yatsın, rahat rahat gideyim diye bekliyorum. Anneanne. Anneanne. Kızım ne yapıyorsun? Uyandıracaksın kadın. Ay uyumuş muyum? Ay kusura bakmayın. Hay Allah ya. Ya madem bizimki uyandırdı seni, sen istersen hiç uykun açılmadan odana git hadi. Ay ayıp olmaz mı evladım? Yok estağfurullah anneciğim, niye ayıp olsun ki? Hem zaten saat çok geç oldu. Biz de yatacağız zaten. Sihirli geceler. Umarım kötü bir şey yoktur. Yok, değil mi? Yok, yok. Eski günlerdeki gibi kadın kadına oturup sohbet edeceğiz. Hayırdır inşallah. Ben evlendiğimizden beridir bir defa bile Periliçe'ye öylesine oturmaya gittiğini görmedim. Ay, çok konuşma Taci. Her şeyin bir ilki vardır. Yürü sen de odaya. Toprak, babandan kurtulunca Taci'yi de çöz. Gelemiyor. Tamam anneanneciğim, hallederim ben. Allah rahat versin. Oy. Oy. Oh ne güzel ısıtmış buraya. Acaba burada mı uyusam? Uyku bastırdı vallahi. Oy. Kızım bir battaniye getirsene bana. Babam uyumuş. Ne yapacağız? Boş ver ya, uyusun. Biz sonra muhabbet ederiz seninle. Toprak aşağı çabuk gel de çöz beni, sıkıldım. Tamam dedeciğim, şu battaniyeyi getireyim de seni çözerim. Ah damat ah, beni bağladın buraya, alacağın olsun senin. Ama biliyor musun, ben seni gene de severim. Beni bağlayan sen ol, zarar yok. Nasıl olsa kızım gelir çözer, o olmazsa sen çözersin. Ben seni gerçekten seviyorum damat. Sen iyi adamsın.
Periliçe, ben geldim. Buyursana Dudu Peri, lütfen içeri gel. Bu güzel çiçekler bana mı? Evet, madem yüzyıllar sonra beni şatonuza, sofranıza buyur ettiniz, ben de gönülden, sihirsiz elimle tek tek topladığım çiçeklerden yaptığım bu paketi getirdim size. İnanmıyorum. Bütün bu çiçekleri sihirsiz ellerinle mi topladın? Tacimin, kızımın, torunlarımın üzerine yemin ederim. Ay, ay bu sofra ne böyle? Ne kadar güzel, ne kadar zarif, ne kadar özenli. Evet, acıktığımız için değil, keyif için sofraya oturacağız. Ben de sana bir şey söyleyeyim mi? Hepsini ben ellerimle sihirsiz hazırladım. Gerçekten mi? Hadi biz fanilerle yaşaya yaşaya az buçuk onlardan bir şeyler öğrendik ama... Ben de sayenizde fanilerle iç içe oldum. Ayrıca sihirli aynamdan yemek tariflerini açtım, öğrendim ve bütün bunları yaptım. Periliçeliğimin üzerine yemin ederim. Ben nasıl teşekkür edeceğimi bilemedim şimdi. Ne diyoruz hep? En büyük sihir sevgi. Sen nasıl bu çiçekleri sevgiyle topladıysan ki... beni hala sevdiğini tahmin etmiyordum. Ben de bu sofrayı sana sevgiyle hazırladım. Hadi buyur lütfen. İşte böyle Periliçe. Çok, çok ama çok pişmanım. Ben eski ben olsam, Taci de eski Taci olsa. Ama yok, yok hatırlamıyorum ki. Üzülme. Sil o gözyaşlarını. İnsanoğlu ne diyor? Bir şeyi istemek başarmanın yarısıdır. Sen de bütün o sihirleri gönülden iste. Mutlaka hatırlarsın, yaparsın. Ben buna inanıyorum. Keşke, keşke, keşke. Ayol nereden çıktınız hepiniz birden? Perin ne? Niye erken döndünüz? Öyle lazım geldi. Betüş anlatır. Şimdi anlatarak vakit kaybetmeyelim. Pakizeli'nin şatosuna gidiyoruz. Yolda anlatır. Ne? Pakizeli'nin şatosu mu? Nerede? Gidince görürsünüz. Ayrıca da böyle buraya izinsiz bir anda geldiğimiz için özür dileriz Periliçe. Rica ederim Betüş, lafı mı olur? Tamam, vakit kaybetmeyelim. Gidelim hemen. Hadi gidelim. Bir farklılık görüyor musunuz? Hayır. 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 Göremezsiniz tabii. Çünkü görünmez. Şimdi görmeyeniniz kaldı mı? İnanmıyorum, burnumun dibine gelmiş. Ama nasıl olur? Bunun bir tek yolu vardı. O da dünyayı 40 yıl geriye döndürmek. O kadarını aklı basmaz dedim ama anlaşılan basmış. Şimdi ne yapıyoruz? İçeriye baskın yapıyoruz. Hadi gidelim. Dudu, al şu kaplumbağayı. Ay ne olur Perinene, başka bir şey iste. Ben onu elleyemem. Niyeymiş? O tertemiz, uysal bir hayvan.
Nenem, ninem, güzel ninem, ak saçlı ninem. Ben onu elleyemem, ben de sürüngen fobisi var. Eve yavrum, kaplumbağa sürüngen mi? Ne peki? Koşarca mı? Koşarca ne anneanne? Ay, ben ne dediğimi biliyor muyum? Tamam, tamam. Uyanacak şimdi, ben alırım. Sen bakma Pelin'lene. Kaplumbağa bir sürüngendir hayatım. Anneannen korkuyor ya, onun için Pelin'le öyle söyledi. Evet anneciğim, bize okulda öğrettiler. Hem suda hem de karada yaşayanları var. Çok güzel hayvanlar, ben onları çok seviyorum. Gerçi ben bütün hayvanları çok seviyorum. Aferin benim güzel kızıma. Bütün hayvanları, tüm canlıları ve doğayı sevmeliyiz. Doğru. Doğru can. Faruk, canım Faruk. Neredesin sen? Nereye gittin? Ah, bu ne? Perinin'in suratı gibi bu. Aa, ay nasıl rüya bu? Ay rüyama Perinine girdi. Benim rüyama Perinine girerse o rüya olmaz ki. Kabus olur. Ha ben niye durup dururken kabus görüyorum şimdi? Aa! Aa Perinine! İyi sihirli uykular Fahide. Hoş geldin. Pakize. Aa, Bütüş. Merhaba Pakize hala. Bütüş. Ay ne yapıyorsunuz burada benim odamda? Benim mahremiyetimin içinde ne işiniz var? Faruk. Faruk. Hiç korkma Pakize. Farukcuğuna bir şey olmayacak. Bundan böyle içinden Faruk çıkmış kaplumbağayla... Bu şatodan sen, ben, o hep beraber yaşayacağız. Aa, olamaz! Böyle bir şey olamaz! Aa, bunu yapamazsın! Yapacak! Anneme katılıyorum. Aa, Faruk! Hayır! Ay gör de inanma. Ortada damat yok. Karım el emeği göz nuru börekler yapmış. Bundan sonra böyle. Yani en azından mecbur kalmadıkça. Ah ölmeden evvel bugünleri göreceğimi hayal bile edemezdim ben. Olmaz deme. Oluyormuş bak. Daha bir gün bile ellerinden sihirsiz yemek yemedim dedin. Hepsini kendim yaptım. Dedeciğim inanmayacaksın ama sihirlisinden daha güzel. Toprakçığım yumurta haşlamıştım. Sana zahmet olmazsa tuzu, karabiberi bir de balı getirebilir misin canım? Getiririm anneanneciğim. Ne diyorsun? Yumurtada mı haşladın? Sen sihirsiz. 100'e kadar saydın mı bari cıvık gelmesinler sonra? Gelsin de gör bakalım. Kimini kayısı, kimini rafadan, kimini katı. Herkes nasıl arzu ederse. Üzerlerine işaret bile koydum. Ay bir yaşıma daha girdim. Hem hamaratmış hem de pratik. Gelsinler de görelim. Gelsinler de gör bakalım nasılmış. Göreceksin. Yahu Dudu, sen benimle böyle yüksek sesle konuşuyorsun ama damat duymasın söylediklerini sonra. Ay canım yok duymaz. O banyoya girdi. 20 dakikadan önce çıkmaz. Sen nereden biliyorsun adamın banyoya girdiğini? Onu mu gözetliyorsun? Anneanne, dolapta her şey var, inanamadım. Bal var, kaymak var, sebze var, meyve var. Ya. Hatta çikolata bile var. Onları almak için bir markete gitmedim. Sihirle bir marketten aldım, uzaktan da ödemesini yaptım. En azından buzdolabımız dolu artık. Hadi gel. (Gülüyor)
nereden geliyor ya? Börekten geliyor babacığım. Ulan mı? Anne bu ne böreği? Sevgi böreği. Bana özel. Kızım versene birazcık lütfen. Teşekkür ederim. Yalnız anne aşk olsun önce duşumu alayım dedim. Yine yardımlık hiçbir şey bırakmamışsın. Tebrik ediyorum, her şeyi kendin yapmışsın. Canım yardımlık ne var? Yaptım işte. Sevgiyle. Bunun adı da sevgi böreği. Hiç de böyle börek adı duymadım. Ben icat ettim. Çünkü dün gece Perilçe'den öğrendim ki sevgiyle yapılan her şey, hele ki yemek, dünyanın en lezzetli şeyiymiş. Ha şimdi anlaşıldı bu değişimin kaynağı. Perilçe'ye helal olsun. Aa, ben de takdir isterim. Ben de ona dünyanın bütün iklimlerinden tek tek kendi elimle topladığım çiçeklerden götürdüm. O zaman sana da bravo, sana da takdir. Canımsın anneannem. Börek için mi dedim? Dedim. Ya inanılmaz güzel olmuş anneciğim ya. Gerçekten canımızsın. Siz de benim canlarımsınız. Anne ne koydu bunun içine? Aa, sevgi mi koydum? Daha 5 tepsi daha var. Ye ye. Al. Al. Yok abi. Ama çok da hafif olmuş ha. Yok yok gel. Su yağ mı kullandın? Tabii ki. Katı yağ kullanılır mı oğlum? Nerede kullandım şimdiye kadar? Kullandın mı hiç, gördün mü? Bilmiyorum anne. Ben seni hiç yemek yaparken görmedim zaten. Hadi iyi işler oğlum. Sağ ol anneciğim. Toprakcığım sana da sınavda başarılar diliyorum. Teşekkür ederim anneanneciğim. Sıkıştın mı tılsımlı kolyenden cevabı sor. Ben sana söylerim. Sağ ol. Mucizen annem benim. Hadi bakalım biz çıktık. Biz de öptük. Biz derken kim kim? Aa, şey canım, Taci ile ben. ne de olsa o da aileden değil mi? Doğru söylüyorsun, biz unuttuk Taci'yi değil mi? Evet. Dostum, biz gidiyoruz. Hadi bay. Bay bay damat. Hoşça kal torun. Allah sınavda muvaffakiyet versin. Sağ ol. Öptüm mü dedeciğim? Hadi güle güle. Güle güle. Görüşürüz. Ay nereden buluyorsun bu lafları? Çocuğa sınavda muvaffakiyetler filan diyorsun. Ben yaşlı bir adamım Dudu. Benim gençliğimde böyle konuşulurdu. Ha başarılar dilemişim, ha muvaffak olsun demişim. Ay ne karışık diliniz var sizin. Bir kelimenin bin bir türlü söylenişi var. Düşün, bak ne zengin bir dilimiz var. Neden? Bu topraklardan kaç medeniyet geçmiş, hepsinden neler almışız neler. Takdir et, böyle bir kültürün içinden bir adamla evlisin sen. Ay bunun için Dilekler Şatosu'na gidip şükredeceğim. Bir beni götürmedin şu Dilekler Şatosu'na. Canım ben oranın atmosferini seviyorum diye gidiyorum. Ha sen buradan dileğini bütün kalbinle ya dünyanın öbür ucuna gitmişsin dilemişsin ya da o mekana gitmişsin. Fark etmez. Dileğini duyacak olan kudret duyar. E belki o atmosferi ben de severim, nereden biliyorsun? Bir kere gelsem ne olur? Aa yoksa içeri fani almıyorlar mı? Canım öyle bir maneviyat anlayışı olur mu? Hangi dilden, ırktan, dinden olursan ol, Dilekler Şatosu herkesi kabul eder. Orada kimse kimseyi ayırt etmez. Çok istiyorsan seni götürürüm. Oh be! Sonunda görmediğim ama çok merak ettiğim bir yeri göreceğim. Bir şey soracağım sana. Senin ne dileğin var ki kaç sene sonra oraya gideceğin tuttu? Oh, bu dilek benimle onun arasında. Gerçekleşince söylerim. Çabuk gerçekleşsin o zaman. Perinene! 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 Niye öyle bağırıyorsun? Kuyruğuna basılmış yavru kediler gibi. Nereden geliyorsun? Pakize'yi şatosunda yalnız başına mı bıraktın? Bıraktım. Perinçe'nin şatosuna gittim. Bir yere kıvıldayacak hali yok ki. Sen o kadar emin olma. Vardır bir yerlerde istiflediği kopyaları. Şatoya bir giriverirsin, bakarsın ki yok. Ya da var da kopyası var. Evet, bu söylediğin de doğrusu. Perilçe'nin sihirli aynasından duyduk ki bir yerlerde bir kopyası daha varmış. Al işte.
Şimdi bunu yollayacağım. Belki bulur, belki bulamaz. Ama gidip bir baksın. İyi olur. Kaplumbağa ne oldu kaplumbağa? Azat etti mi onu? Kesin kapının önüne koymuştur. O kaplumbağanın artık sadece adı Faruk. Ama kaç asır yaşarsa yaşasın, Pakize ona bakmakla mükellef. Mükellef? Sorumlu. Ay yani neneciğim, yani neneciğim, sabahtan beri bir taci, bir sen eski eski konuşur oldunuz. Ne yapalım, biz eskilerdeniz. Öyle yeni gençler gibi, ne haber, neye gidiyorsun, ne yapıyorsun diyerek. Tamam, 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 zaten aramızı düzeltmeye çalışıyorum, didişmeyelim. Dilekler Şatosu'na gideceğim. Var mı bir dileğin? Ben zaten her gün sizin için dilek dilemeye oraya gidiyorum. Hem de ta çocukluğunuzdan beri. Eksik olma. Ben eksik olmayayım da size bu canı verenin işine karışılmıyor demek ki. Ya da size verdiği aklı doğru dürüst kullanamıyorsunuz ki ne dersek diyelim Pakize aynı Pakize. Ha sen işte bu aralar değişiyor gibisin ama baki mi, geçici mi pek anlayamadım doğrusu. Neyse dileklerin kabul olur umarım. Ben gidip de şu ucubeye bakayım şatoda. Selam söyle. Söylemesem daha iyi. Adını duyunca gıcık kapıyor. Kötü dilek alırsın. Gıcık kapıyormuş. Kim kime gıcık kapıyor? Gıcık. Taciciğim, Eda gelsin çıkarız. Heyecanla bekliyorum. Sen ne dileyeceksin? Sence ben bu köpek halimle en çok ne dileyebilirim? Aman hemen yüzüme vurma. Ay nerede kaldı bu kız? Aa, peri nenesinin verdiği hediyeyi bilmiş geliyor. Annesi yok mu yanında? Ay ne bileyim, Betüş nasıl izin verdi tek başına gelmesine? Evet izin verdim ama onu sürekli izliyorum. Gelmek üzere, birazdan salonda biter. Aferin kızım. Peri de olsa kızından gözünü bir dakika ayırmamalısın. Bak Pakize bir örnek oldu. Demek ki perinin de iyisi var, kötüsü var. Yani yukarıda ne varsa aşağıda da o varmış. Ay ne doğru lafmış. Sen de filozof oldun, filozof. Ay kimler gelmiş, kimler? Oh, oh hoş geldin. Yalnız geldin değil mi? Evet, yalnız geldim anneanne. Annem ilk defa bana izin verdi. Tamam canım benim. Anneanneye vardığına göre artık kolyemi kapatabilirim. Okul çıkışı oraya gelip seni alırım. Tamam mı benim canım, öpüyorum seni. Ben de seni öptüm anneciğim. İyi işler. Biz de öptük kızım. Hadi işin rahat olsun. Ben de öpüyorum hepinizi. Artık içim çok rahat. Hadi bakalım kolyemi kapatıyorum. Birazdan çocuklar gelir yakalanmayın. Hoşça kalın. Sen Dilekler Şatosu'nu gördün mü? Adını çok duydum ama daha görmeye gitmedim. Seni de götürelim mi Dilekler Şatosu'na? Oradan da kreşe bırakırız. Olur. Hem ben orada ne istersem dilerim. Dilersin tabii ama bu süpürgeyi almıyoruz. Çünkü oraya süpürgeyle giremeyiz. Evet, hem oradan da kreşe gideceğim. Kreşe süpürgeyi götüremeyiz ki. O zaman süpürge burada kalsın. Bu burada kalsın. Öyle yaramazlık yapmak yok. Öyle tek başına uçmaya çalışmak da yok. Tamam. Anneanne, niye süpürgeyi tembihliyorsun ki? O sadece bir süpürge. Bu peri nenenin hediye ettiği süpürge. Onun sağa solu belli olmaz. Biz tembihleyelim de. Hadi hazır mıyız? Gidiyor muyuz? Hazırız. Hadi bakalım. Çok huzur verici. Burası nerede anneanne? Dilek dilemek için illa yerde ya da gökte olmak fark etmez. Bütün iyi niyetler için bir arada olmak yeterli. Buradan bütün herkesin güzel enerjisi yükselir. Dilek şatoları da, doğa evleri de böyledir.
Vallahi dışarıdan görünüşü de bir tuhaftı. Sanki her dinden bir sembol almış. Yaratıcı bir tane. Hayran kaldım, duygulandım. Hadi, dileğimizi dileyelim. Dedem nasıl mum yakacak? Ben mumunu yakacağım, o da dileğini dileyecek. O zaman ilk önce dedem dilesin. Tamam, olur. Hadi. Lütfen bir gün insan olayım. Karım, çocuğum, damatlarım, torunlarım hastalık yokluk görmesinler. Gönüllerinden ne geçiyorsa iyiliklerine olacak her şeyi onlara ver. Diledim, inebilirim. Eda'cığım, hadi sıra sende. Anneme, babama, ablama, abime uzun ömür dilemeye geldim. Ben yaşadıkça onlar da yaşasınlar. Sevdiklerim hiç sıkıntı çekmesin, hiçbirinin gözyaşları akmasın. Bir de dünyada savaşlar dursun, deprem olmasın. İnsanların kalplerinde hiç kötülük olmasın, kimse kimseyi öldürmesin, kimse kimseye saldırmasın. Bir de ne olur Pakiz alan akıllansın. Eda, yani öyle güzel dilekler diledin ki miniğim, bizi bile ağlattın. Ya ağlamayın. Tamam, ağlamıyoruz, geçti gitti bile. Eda'cığım, sen şimdi dedeni al, biraz uzağa gidin. Dilekler şatosunu gezin. Ben dileğimi yalnız dilemek istiyorum. Aşk olsun Dudu, aramızda gizli saklı mı var? Gizli saklısından değil. Belki dileklerimi dilerken sizin yanımda olmanızdan utanıyorumdur. Dede, ben anladım. Hadi gidelim. Ben de bugüne kadar yaptığım bütün kötülükler için af diliyorum. Taciciğimin, sevgili kocamın eski haline dönmesi için yaptığım o sihri hatırlamak istiyorum. Yaşlı olarak görünsem bile eski o Toltiş Dudu'yu özlüyorum. Onu istiyorum. Ve torunumun ve kocamın dilediği dileklerin hepsini ben de diliyorum. Bunu da kızım Eda için diliyorum. Her neredeyse huzurla, mutlulukla dolu olsun. Onu çok özlüyorum. Onu çok seviyorum. Çok özlüyorum.